Merhabalar arkadaşlar, ben Antakya Belediyesi Eğitim Birimi Öğretmenlerinden Türkçe Öğretmeni Esra Doğan Kür. Sözcük türleri konusunun son iki konusu olan bağlaç ve ünlem konusunu işleyeceğiz bu videomuzda sizlerle. Arkadaşlar, bağlaçlar adı üzerinde kelimeler ya da cümleler arasında bağ kurmaya yarayan, hiçbir anlam taşımayan sözcüklerdir diyoruz. Bağlaçlarda eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini, özellikle cümleleri bağlamaya yarayan, bunların arasında anlam ve biçim yönünden bağ kuran sözcüklerdir diyebiliriz. Arkadaşlar, bağlaçların iki tane temel görevi vardır. Bunlardan birincisi cümleleri birbirine bağlamak, bir diğer görevi ise eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini birbirine bağlamaktır. Bizim kullandığımız başlıca bağlaçlarımız ise ve, veya, veyahut, ya, ya da, da, de, ki, hem, bunun yanında yeter ki, madem, nitekim, oysa ki, meğer, çünkü, ama, fakat, lakin tarzındaki bağlaçlarımızdır diyoruz. Dikkat! Edatlarla bağlaçlar karıştırılmamalıdır. Edatlar kendilerinden önceki sözcükle öbekleşerek o ana kadar kurulmamış olan anlam ilgilerini kurarlar. Oysa bağlaçlar kendilerinden önceki sözcükler ya da sonraki sözcüklerle bir anlam ilgisi kurmayıp sadece o sözcükleri birbirlerine bağlarlar. Dayım evlendiğinden beri bambaşka biri oldu. Gördüğünüz gibi beri sözcüğü kendinden önceki kelimeyle birleşti. Bir anlam ilgisi oldu. Başlangıç tarzında bir ifade ortaya çıktı. Bu yüzden bu sözcüğüm edattır. Fakat yorgun ve üzgün görünüyordu dediğimde sadece zarf görevinde bulunan iki tane sözcüğü birbirine bağlamıştır ve kelimesi bu yüzden bağlaç olarak karşıma çıktı. Sizlerle edat konusunda anlatmıştım zaten. Hani hangileri edat, hangileri bağlaç olur ile ve ama fakat şey yalnız sadece gibi kelimelerimiz vardı. Hem edat hem bağlaç kullanılan. Onları anlatmıştık. Şimdi kısa bir tekrar yapalım. Ama, fakat, lakin, ancak, yalnız gibi sözcükler. Cümle içinde aynı görevde kullanılırlar. Görevleri karşıt yargıları bağlamaktır. Elbiseyi beğendim ama bedeni yoktu. Beğenmiş, olumluluk, olumsuzluk var. Karşıt yargıları birbirine bağlamıştır. Ancak ve yalnız sözcükleri sadece anlamı kattığında edat, ama fakat anlamı katıyorsa bağlaçtır. Seninle gelirim ancak kahvemi isterim. Ben burada ancak kelimesinin yerine ama sözcüğünü kullanabiliyor muyum? Evet. O zaman burada ancak sözcüğü bağlaçtır. Benimle yalnız sen gel. Benimle sadece sen gel. Tek sen gel. Gibi bir anlam taşımıştır. Bu yüzden bu edat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında ve ile kelimelerinin bağlaç hallerine bakalım sizlerle. Cümleleri eş görevli sözcükleri birbirine bağlar. Günleri okuyarak ve yazarak geçiriyordu. Zarfları birbirine bağlamıştır. Güzel ve rengarenk çiçekler vardı bahçede. Sıfatları birbirine bağladı. Saatin ve ayakkabının rengi aynıydı. Tamlamaları birbirine bağladı. Lara ile Efe, kuzenler, özneleri birbirine bağladı. Gördüğünüz gibi soruda karşınıza aşağıdaki bağlaçlardan hangisi sıfatları, zarfları, tamlamaları birbirine bağlamıştır şeklinde soru gelebilir. Bu tür sorularda sözcük türleri konusunun tamamına hakim olmalısınız. Dikkat! İle hem edat hem bağlaç olarak kullanılır. Toplantıya annemle babam katıldı. Ben burada ile'nin yerine ve sözcüğünü getirebiliyor muyum? Toplantıya annem ve babam katıldı. Evet, getirebiliyorum. O zaman burada bağlaç olarak kullanıldı. Toplantıya annemle katıldık
birliktelik anlamı var. Bağlaçlar cümleye anlam katmazdı. Bu bağlaç özelliğini yitirdi zaten. Bir de anahtarı kullanalım. Toplantıya annem ve katıldık olabiliyor mu? Hayır, olamıyor. O yüzden edattır diyorum arkadaşlar. Geçiyoruz dade sözcüğüne. Dade hem bağlaç olarak kullanılır hem de bir bulunma hal eki olarak kullanılır. Eğer ki bağlaçsa geldiği sözcükten ayrı yazılır, cümleden atabilirim, cümlenin anlamında değişim olmaz. Fakat ekse, bulunma hal eki olarak kullanılmışsa geldiği sözcüğe bitişik yazılır, ünsüz benzeşmesine uğrar ve cümleden atılamaz. Eğer atarsam cümlenin anlamını bozmuş olurum. Ve dade cümlede dahi olarak kullanılır. Dahi anlamı katar. Bu şekilde dahi anlamı kattığında da bağlaç olur diyoruz. Üniversiteyi o da kazanmış. Üniversiteyi o kazanmış. Cümleden attım. O zaman ayrı yaz, bağlaç. Soğuk su içtim de hasta oldum. Soğuk su içtim, hasta oldum. Cümleden at, bozmadı, bağlaç. Sınavı sen de geçersin. Sınavı sen geçersin. Cümleden at, anlam bozulmadı, o zaman bağlaç. Kursa gidecekmiş de dikiş öğrenecekmiş. Küçümseme anlamı kattı gördüğünüz gibi. Kursa gidecekmiş, dikiş öğrenecekmiş. Attım cümleden, anlam bozulmadı, o zaman bağlaçtır. Gördüğünüz gibi dade cümleye eşitlik, neden, dahilik ve küçümseme anlamları da katabilir diyoruz. Şimdi hal ekiyle bağlacı ayırt edeceğim cümleler var. Onlara bakalım. Bizim çocuklar da geliyor. Bizim çocuklar geliyor. Atabildim, o zaman bağlaç. Sınıfta çok gürültü var. Gördüğünüz gibi kelimeye bitişik yazıldı. Ünsüz benzeşmesine uğradı. Atayım bakayım. Sınıf çok gürültü var. Gördüğünüz gibi cümlenin anlamı bozuldu. O zaman bu bir ektir. Geldiği sözcüğe bitişik yazılması gerekir. Odada da yalnız kalamazmış. Gördüğünüz gibi oda kelimenin kendisi. Buraya karışmıyorum. Odada, odanın içinde anlamı kattığı için bulunma hal ekidir. Bitişik yazarım. Odada da yalnız kalamazmış. Dahilik, bilelik anlamı katmıştır. Ben buradaki üçüncü da'yı atabilirim. O zaman bu bağlaçtır. Birinci oda, bulunan da'de kelimenin kendisi. İkinci da, odada içinde bulunma anlamı kattığı için hal eki bitişik yazarım. Üçüncü da bağlaçtır. Atabilirim cümleden. Bu yüzden ayrı yazarım. Soruları ben de o da çözdük. Soruları ben ve o çözdük. Gördüğünüz gibi cümlenin anlamında bir bozulma olmuyor. Bu yüzden burada bulunan de ve da kelimeleri bağlaçtır. Cümlede geldiği sözcükten ayrı yazıp onları atabiliyorum. Geçiyorum. Bir diğer hem bağlaç hem ek olarak kullanılabilen sözcüğüm olan ki sözcüğüme. Burada da mantık aynı arkadaşlar. Ki ilgi eki ise, ilgi zamiri ise sözcüğe bitişik yazılır. Fakat sözcükleri birbirine bağlıyorsa ayrı yazılır ve cümleden atabilirim. Cümleye amaç, sebep, şaşırma, kuşku tarzında çeşitli anlamlar katar. Annemler yoldan geldiler mi ki? Dışarı çıktım ki doluya tutuldum. Ders çalıştım ki dışarı çıktım. Eve geldim ki seni göreyim. Bir amacım var. Gördüğünüz gibi bunlar hep bağlaçtır. Geldikleri kelimeden ayrı yazılmıştır. Ve ben bunları cümleden atabilirim. Dikkat! İlgi zamiri olan ki ile bağlaç olan ki ve sıfat yapan ki ekleri birbirine karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bilsem ki gelmeyecek dediğimde. İlgi zamiri olan ki çekim ekidir.
ismin yerini tutar ve bitişik yazılır. Benimki daha gelmez. Benim daha gelmez diyebiliyor muyum? Hayır. Benimki daha gelmez dediğim için bitişik. Sıfat yapan ki yapım ekidir, bitişik yazılır. Sabahki konuşma beni etkiledi. Sabahki, sabaha ait olan konuşma. Hangi konuşma? Sabahki konuşma. Sıfat yaptı, bitişik yazıyorum. Gördüğünüz gibi bağlaç olan ki'yi ayrı yazdım. Fakat sıfat yapan ya da ilgi zamiri olan ki'yi bitişik yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ki, bağlaç olan ki geldiği sözcükten ayrı yazılır. Fakat istisna ki bağlaçlarımız vardır. Bunlar bağlaç olabilmesine rağmen geldiği kelimeye dişik yazılır diyoruz. Bitişik yazacağım. Sim bohçam kodlamasıyla kafanızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Sim bohçam. Sanki, illaki, mademki, belki, oysaki, halbuki, çünkü, meğer ki. Gördüğünüz gibi bunlar ki'ler bağlaçtır. Fakat geldikleri kelimelere bitişik yazılmıştır. Bu dikkatinizden kaçmasın diyorum. Sizlerle birlikte sözcük türleri konusunun son alt başlığı olan ünlem konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, ünlemler sevinme, coşma, kızma, seslenme, haykırma tarzında duyguları ifade eden sözcüklerdir diyoruz. Bunlar bir kelime olarak karşımıza çıkabilir ya da bir cümlenin genel anlamından yola çıkarak ünlem olduğunu biliriz. Ünlem ifadelerinde mutlaka ünlem işareti bulunur. Aman ha dediğimde, of bıktım artık dediğimde, ah bunu önceden bilseydim, vah vah ne oldu sana, ay ne şirin şeysin sen öyle, vay yeter be, hah vapur gözüktü dediğim zaman ya da arkadaşlar ha gayret, elveda sana ey sonbahar, eyvah ne yer ne yar kaldı, hey bana baksana, oh ne güzel dediğimde gördüğünüz gibi seslenmeler, sevinçler, hüzünler. Bunlar arkadaşlar hep neyi verdi bize? Ünlemleri verdi diyorum. Ünlemler bir kelime olarak ya da bir cümle olarak karşıma çıkmaktadır diyorum. Arkadaşlar, ünlem gibi kullanılan sözcüklerimiz vardır. Bunlara bakalım. Bazı adlar ve ad soylu sözcükler, hatta cümleler aslında ünlem olmadıkları halde vurgu ve tamlamayla ünlem değeri takaslanırlar. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri, bir seslenme, bir haykırış söz konusu, cümlenin tamamında bir ünlem ifadesi var. Araba kullanırken dikkatli ol, uyarıyorum seni. Yaşasın, sonunda benim de arabam oldu, yaşasın. Kelime olarak bir sevinç ifadesi gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar bizlere ünlem olarak verilmekte. Bazen ünlemler adlaşırlar. Yani ünlem özelliklerini kaybederler, çekim eki alırlar ve isimleşirler. Cümlede de artık sözcük türü olarak ünlem değil, isim olarak kullanılırlar. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ah kelimesi normalde bir ünlem ifadesidir. Ah kolum ağrıdı dediğimde ünlem ifadesidir. Fakat burada ah vebal anlamında kullanıldığı için isimleşti. Ahlarla vahlarla doldu bu hayat. Normalde ah vah kelimeleri ünlemdir. Fakat kullanıldığı cümlede isimleşmiştir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ünlemlerin adlaşması diyoruz. Gördüğünüz gibi bugün de ünlemler konusunu işlemiş olduk. Bu son slaytımızla birlikte sözcük türleri konusunu bitirdik. Arkadaşlar, isim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem. Sözcük türleri 7 alt başlıktan oluşmakta. Bunların hepsini tek tek
iyice öğrenip soruları çözdüğünüz zaman sözcük türlerinin hepsini bitirmiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bol bol soru çözerek başarıya ulaşın diyorum arkadaşlar. Çok sağ olun.